Herkese merhaba arkadaşlar. Witch King botları serisinde bugün de Dagor Dagorath 29.7 versiyonu bulunmakta. Kurulum işlemine başlamadan önce öncelikle sayfam üzerinden Witch King panelini açın. Oradan da Dagor Dagorath sayfasına giriş yapın. Bu modda dikkat etmeniz gereken önemli noktalar vardır. Ana oyun sisteminin burada belirttiğim kurallara karşı olması gerekiyor. Çünkü modu doğrudan oyunun üzerine kuracağız. Hazırsanız dosyaları indirmeye başlayın. Bu noktada iki tane versiyon bulunmaktadır. Remastered 29.7 son çıkan ve güncelidir. İsteyen eski tip olan 3.3 halinde indirebilir. İşlem aynıdır. Dosyayı indirdikten sonra bir tane RAR dosyası elimize geçecektir. RAR dosyasını çift tıklayarak çalıştırın. Bu RAR dosyasının içerisindekileri en başta da belirttiğim gibi kurulu oyun dosyalarının üzerine çıkartmanız gerekiyor. Oyun versiyonunun 2.1 olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bununla birlikte farklı modlar kullanıyorsanız veya kullanacaksanız ana dosyaları bozmadan kopyala yapıştır ile mod dosyasının kopyasını oluşturabilirsiniz. Bu aşamada ben modlar için kullandığım alana kendi özel kopyamı aldım ve kurulumu buraya gerçekleştireceğim. Sürücünüzü oluşturduysanız ve 2.1 versiyonunda olduğunu doğruladıysanız RAR dosyasını tekrardan açın. İçerisindeki bütün dosyaları seçerek sürükle bırak yöntemini mod için ayırdığınız bölgeye çıkartın. Bu aşamada çok fazla zaman kaybetmemek için daha önceden çıkartmayı yapmıştım. Boyutundan dolayı çok fazla zaman almaktadır ne yazık ki bu işlem. Bütün bunlar bittikten sonra geldik en son işlemimize. Modu çıkarttığınız yerdeki oyun çalıştırma dosyasını masaüstüne göndermeniz gerekecek. Bunun için de BFM2F1 dosyasına sağ tıklayıp gönder masaüstü diyerek kısa yolumuzu oluşturalım. Bu aşamada yapmanız gereken sadece simge ve isim değişikliği olacaktır. Simge için sağ tuştan özellikler bölümüne girerek bunu gerçekleştirebilirsiniz. Geldik son test aşamasına. Bunun için de oyunun oluşturduğumuz kısa yoluna tıklayıp oyunu çalıştıralım. Aşamaları doğru bir şekilde yaptığınız takdirde herhangi bir hata almamanız gerekiyor. Eğer hata aldıysanız bütün işlemleri tekrardan izleyerek hatanızı bulmaya çalışın. Böylelikle bir modun daha sonuna geldik. Bu süreçte yardımcı olabildiysem beğenmeyi, sorun yaşarsanız sormayı, bu videolara devam etmem için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar dilerim.